Efendim bazıları sosyal medya takipçilerinin sayısına takmış durumdadır ya çok önemlidir o ee, ama bazıları da çok ünlü olduklarından veya bu işlerde çok başarılı olduklarından sosyal medyada görünme açısından o kadar buna kafayı takmazlar. Mesela arkadaki zat Elon Musk zaten çok tanınmış biriydi günlük olarak takipçilerinin sayısı 300 bine yakın artıyor. Ve Elon Musk'ın e, Musk takipçileri, sosyal medya uzmanları onun yakında tam bir fenomen olacağını söylüyor. Twitter'da almıştı zaten. Hem iş insanı hem de sosyal medya fenomeni. Takipçi sayısı günde 270 bin artıyor. Elon Musk'ın Twitter hesabı hala hazırda 120 milyon takipçiyle eski Amerikan Başkanı Obama'nın hesabından sonra en çok takip edilen hesap konumunda. Bir sosyal medya analiz şirketinde istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor. Her geçen gün popüleritesi artan Musk, geçtiğimiz 12 ayda günde 268 bin 3 takipçi kazandı. Kaybettiği takipçi sayısı ise günde 5. İş insanı kimliğiyle de bilinen Elon Musk için öngörülense 17 Ocak 2023'te Twitter'da bir numaralı sosyal medya fenomeni olması. Kendilerine oligarklar deniliyor. Ee, Rus milyarderlerini kastediyoruz. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Avrupa'da ve Batı alemi de yaptırımlara başlayınca e, önce yatlarını nereye koyacaklarını, yanaştıracaklarını bilemediler. İşte Birleşik Arap Emirlikleri vesaire oralara götürüyorlar. Bunun dışında mesela Londra'da en lüks semtlerde konutları vardı. E, oralara da pek yerleşemez oldular ve sonuçta bir haber geldi. Boğaz içinden bir lüks yatın kiralandığına dair kiralayan Rus oligark Roman Abramovich. Abramovich ayda 50 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon lira kira ödeyecek Boğaz içindeki yalısına kiralık yalısına. İstanbul'da Boğaz manzaralı yalıya yerleşti, ödeyeceği aylık kira dudak uçuklattı. İddialara göre Abramovic kendisi ve ailesi için İstanbul Boğazı'nda bir yalı satın almak istiyor. Özellikle Kandilli'deki yalılarla ilgileniyordu. Ancak Rus iş insanının Anadolu Hisarı'ndaki Feyyaz Tokar yalısını kiraladığı ortaya çıktı. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan Feyyaz Tokar yalısı İstanbul Boğazı'nın en genç yalılarından biri. Abramovic kendisine ait iskelesi de bulunan yalı için ayda 50 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'nin ardından yaptırım uygulanan dünyaca ünlü Rus milyarderin Türkiye'ye yatırım yaptığı iddia edilmişti. Abramovich'in Eclipse adlı süper yatı geçtiğimiz aylarda Marmaris'e demir atmıştı.